Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Netflix'te yayınlanan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın yayınlanma durumunu değerlendireceğiz. Sabah saatlerinde bu konuyla alakalı aslında bir video çekmiştim. Ancak yaşanan gelişmelerden sonra yeniden bir ele almak istedim. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz aylarda sinema sektöründe Mars Media Grup'la alakalı bir kriz gelişmişti. Bu krizden sonra yeni bir yasa çıktı. Yasadan hemen önce TRT'de Yılmaz Erdoğan bir programa konuk olmuştu. Konuk olduğu programda hani biz de kendi mecramızı yapabiliriz aslında falan demişti. Parayı versek dijital platformlarda. Her tür seçenek var artık hayatta canım. Dün Twitter'da baktım. Herkes sürekli Sazan Sarmalı'nın Netflix'te yayınlandığını söylüyor. İlk de hani tam inanamadım, eski bölüm falan zannettim. Ama gördüğüm kadarıyla gerçekten de şu anda sinemada gösterimde olmasına rağmen Netflix'te de film yayınlanmıştı. Öncelikle hani pek hani hoşuma gitmedi değil aslında. Paylaşan Twitter, tweet atanlara da baktım. Genel olarak herkesin hoşuna gitmişti Netflix'te yayınlanmasının. Tabii sinemada izleyenlerin birazcık hoşuna gitmedi de diyebilirim. Ama genel anlamda kullanıcı bazında bakmak gerekirse herkes bu durumdan memnundu. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan şöyle söylüyor. Hani aslında hani BKM Organize İşler Netflix'e satmadı BKM yapım. Daha önceden satılmıştı diyor. Yani yasa çıkmadan önce Mars Media Grup ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle filmin sinema salonları için akıbetinin ne olacağı hani belli olmadığı için yasa çıkmadan önce Netflix'e film satılmış. Satıldığından dolayı hatta tarih falan da belliymiş. Daha sonra yasa çıkmış. Yani bu aslında Netflix'te yayınlanan bu filmin sadece hani organize işlerin özelinde bir şey, organize işlere özel bir durum olduğundan dolayı Netflix'te yayınlandığını söylüyor Mehmet Çalışkan. Yani aslında ben hani bu durumun böyle olmasından ziyade hani diğer filmlerde de böyle olur diye ümit ediyordum. Hani en azından bir iki hafta falan yayınlansa, yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyon, iki haftada 2,5 milyon kişi tarafından izlendi organize işler. 2 hafta ya da 3 hafta gibi bir süreden sonra hani fazla mesafe açmadan Netflix'te falan yayınlanması bu bakımdan daha iyi. Ha, bu arada Netflix'te zaten hani ilk ay üyelik ücretsiz olduğu için birçok insan filmi izlemek için ücretsiz üyeliklerini başlatmış olabilir. Hani ilerideki günlerde bu rakamlarda bir değişiklik var mı bilmiyorum. Netflix açıklarsa bizim için de güzel bir veri olmuş olabilir. Bu araştırmayı yaparken bir de şunu gördüm. Netflix'te aslında yayınlanan ilk film değil. Yani sinemayla eş zamanlı olarak yayınlanan ilk film değil. Roma filmi varmış. Ama tabii Roma filmi de yapımcısı Netflix olduğu için kendine bir kıyak geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani ben bu konuyla niye ilgileniyorum? Ben yeni medya bağlamında ilgileniyorum bu konuyla alakalı. Hani insanların artık bir şeyleri beklemeden, yorulmadan daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi benim için önemli. Bu yaşanan krizden sonra da mesela hani gördük ki gerçekten de bu bayağı bir kolaylık olmuş. Yani kullanıcılar genel anlamda bu durumdan memnun. Hani belki bu bir şey olabilir. Yani bir tabu olabilir. Bundan sonra filmler yani en azından hani sinemada yayınlandıktan 2-3 hafta sonra Netflix gibi dijital ortamlarda yayınlanabilir. Ha, bu arada yine şunu fark ettim. Yine bir kullanıcının paylaşımından gördüğüm kadarıyla hani Netflix'e satılmış film ancak sadece Türkiye'de satılmış. Hani biraz daha global olabilir diye düşünmüştüm ama bu açıdan da sadece Türk kullanıcıların ya da Türk kullanıcı hesaplarına paylaşılan telifi o şekilde alınmış gördüğüm kadarıyla. Bir de bugün Birol Güven açıklama yapmış. Kim olarak açıklama yapmış? Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı olarak açıklama yapmış. Diyor ki bir film vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz diyor. Bu anlamda da diyor ki film sinema salonlarında izlenir felsefesiyle salon işletmecilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz diyor. En azından sinema gösteriminin, sinema sektörünün bu anlamda zarar görmemesi adına hemen eş zamanlı olarak dijital platformlarda yayınlanmasını pek uygun görmüyorlar. Umarım yani bu tabu yıkılır. Ve bundan sonra bence hani ben normal bir kullanıcı olarak şöyle düşünüyorum. Umarım bu tabu yıkılır. Yani sinemadan birkaç hafta sonra da olsa Netflix gibi dijital ortamlarda bu filmleri biz de izleriz. Belki şöyle bir hani düzenleme yapılabilir. Hani şimdi Netflix'e abonelik ilk ay için ücretsiz.
Yani bir film yayınlandığı zaman hemen üye olunur, izlenir, sonra tekrardan abonelik devam ettirilmez. Bu biraz daha filme ulaşımı maliyetsiz bir şekilde göstermiş oluyor. Bunun gibi şeylere bence Netflix gibi dev platformlar bir önlem alabilir. Netflix dünyadaki internetin %30'unu kullanan bir mecra, o kadar büyük bir mecra. Bu sorunların da aşılabileceğini düşünüyorum. Ama yine tabii sonuçta ben bir sinemacı değilim. Ben yeni medyacıyım. Bundan dolayı hani bilmediğim belki farklı şeyler olabilir. Bu nedenle son söz tabii sinema yapımcılarındadır diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.